terör maşaları ülkemizin dört bir yanında milletimize kan kusturmaktadır. Türk milliyetçilerinin milli coğrafya, milli varlık ve milli beka için duyduğu kaygılar ve tehditler 1919'lu işgal yıllarıyla örtüşmeye başlamıştır. Yine ilkesiz ve korkak bir zihniyet iktidardadır. Yine yabancı güçler iç işlerimize karışmaktadır. Yine işbirlikçiler dört koldan ihanet yarışındadır. Yine gazete sütunlarında Ali Kemal'lerin yazıları vardır. Yine taviz ve teslimiyetin derin izleri bulunmaktadır. Osmanlı'yı yıkan küresel aktörler 92 yıl sonra yeni bir oyun için kendilerine yeni bir damat Ferit hükümeti bulabilmişlerdir. Başbakan Erdoğan'ın tercihi, yönetimi, izlediği politikaları adeta damat Ferit'i tekrar diriltmiştir. Neresinden bakarsak bakalım karşımızda iflas etmiş bir hükümetin çatırdama ve çökme sesleri vardır. Maalesef AKP uçuruma doğru ilerledikçe aziz milletimizi de peşinden sürüklemek istemektedir. Ve başbakan ülkemizi yıkımın karanlık eşiğine kadar getirmiştir. İhanete verilen destekler, bölücü mihraklara gösterilen yakın ilgiler Türkiye'yi alacakaranlıkta bir noktaya sokmuştur. Türk milleti bölünmenin ve ayrışmanın karmaşasına itilmiştir. Etnik terör cüret kazanmış, iyice şımarmış ve aşağılık eylemlerini arttırmaya başlamıştır. İmralı'da yatan bebek katili bir taraftan AKP ile pazarlıklarına devam etmekte, öbür tarafta ise 15 Haziran'ı işaret ederek ya kıyamet ya müzakere sözleriyle Türk milletine meydan okumaktadır. Başbakan Erdoğan egemen Türk devletinin cezaevinde yatan bir hainin tehditleri karşısında sessiz ve tepkisizdir. Çünkü bu caniyi yüreklendiren, cesaretlendiren ve küstahlaşmasına sebep olan kendisidir. Bitmiş ve tükenmiş bir insanlık düşmanını ayağa kaldıran ve kanlı örgütünü yönetmesine müsamaha gösteren şüphesiz yine aynı kişidir. Eğer bugün alçakların Kastamonu Ilgaz'da güvenlik görevlilerimize yönelik saldırısı güpegündüz gerçekleşebiliyorsa bunun sorumlusu öncelikle AKP hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve tartışmasız PKK açılımının acı bir sonucudur. Buradan bölücü terörün hünhar saldırısında şehit olan polisimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralı kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehidimizin yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu olayı nefretle ve şiddetle lanetliyoruz. Katillerin bir an önce yakalanmasını bekliyoruz. Görüyorsunuz terör Cüdi'de, Pendürek'te ya da Kandil'de değil, Ilgaz'da, Anadolu'nun bağrında kanlı tezgahını kuruyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sorarım sana, hani analar ağlamayacaktı? Hani gözyaşları dinecekti? Sayın Cumhurbaşkanı, hani iyi ve güzel şeyler olacaktı? Hani çok ümitliydiniz? Nerede kaldı yeni acıları önleme beyanlarınız? Yıkım koordinatörü ve yüce divan yolculuğunda
açık bilet sahibi bakan sana sormak isterim. Görüştüğünüz ülkelerin PKK terörünü Kuzey Irak'ta sona erdirme konusunda hangi güçlü iradesi bulunuyordu? Hani sorunları çözecektiniz? Her fırsatta kararlı ve azimli ve cesur adım attık derken aslında neyin adımlarını atıyordunuz? Milletimizi kandırmaya ve aldatmaya utanmıyor musunuz? Bu aziz milletin izzeti nefsiyle oynamaya ne hakkınız var? Siz değil miydiniz Habur'da teröristlere karşılama törenleri düzenleyen? Siz değil miydiniz davul zurnalar eşliğinde teröristleri serbest bırakan? Siz değil miydiniz katillerin sınırlarımızdan gelişini umut verici gelişmeler olarak yorumlayan, alçalmayı gösteren? Siz değil miydiniz mecliste siyasi bölücülerle yaptığınız görüşmeden sonra mutluyuz, umutluyuz diyen? Siz değil miydiniz İmralı'da yatan hainle müzakereler yapan? Siz değil miydiniz peşmergeye abi diyen, üçlü istihbaratla Kandil'i gözetlediğiniz iddia eden? Ve siz değil misiniz şerefinizi İmralı'ya, siyasi namusunuzu okyanus ötesine ve haysiyetinizi Erbil'e teslim eden? Evet, bunların hepsi sizsiniz. Bunların hepsi AKP'nin eseri. Hizbullah militanlarını bırakan da sizsiniz. Pişman değilim demesine rağmen PKK'lı katillere ceza kanunun pişmanlık hükümlerini uygulayan da sizsiniz. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünden rahatsızlık duyan da sizsiniz. Andımızı kaldırmaktan bahseden de sizsiniz. TRT Şeşi kuran da sizsiniz. Terörle mücadeleyi sekteye uğratan da ve ağırdan alan da sizsiniz. İçerideki 5000 terörist bitti mi ki dışarıdaki 500'le uğraşalım diyen de sizsiniz. Sınır ötesi operasyon yapmak için meclise alınan tezkere kararının gereğini yapmayan da sizsiniz. Askerliği yan gelip yatmakla itham eden de sizsiniz. Utanmaz, arlanmaz bir şekilde şehitler ölmez, vatan bölünmez haykırışlarını tahrik sayan da sizsiniz. İnadına, ısrarla ve büyük bir inançla diyorum ki duy ey AKP, duy ey Recep Tayyip Erdoğan, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Herkes bilsin ki milliyetçi harekete gönül veren Türkiye sevdalıları ve vatanseverler olduğu sürece kimsenin bu ülkeyi bölmeye gücü yetmeyecektir. Ülkücüler olduğu müddetçe hiçbir melanet tarafların amacına ulaşması mümkün olmayacaktır. Bozkurtlar olduğu sürece dağdaki elikanlılar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Biz buradayız. Türkiye'ye sahip çıkacak milli ve yiğit yürekler işte burada. Şimdi hepinize sormak ve sesinizi tüm cihana duyurmak istiyorum. Türk milletinin bir bütün olması için her fedakarlığı yapacak mısınız? Evet.
12 Haziran'da AKP'ye ve yanında saf tutmuş ihanet ittifakına şamarı indirecek misiniz? Eşkıyanın hükümdar olmaması ve Türkiye'nin bölünmemesi için var gücünüzle çalışacak mısınız? Vatana, bayrağa, ezana, tarihimize ve Türk milletinin her kıymetine sahip çıkacak mısınız? İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu. İşte Türk milliyetçilerin sesi bu kadar gür. Varlığınız üç hilalin yolunu aydınlatıyor. Sesiniz zalime korku salıyor. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Muhterem dava arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, adayları, Başbakan Erdoğan'ın 5 Mayıs'ta Amasya'da namert eller, karanlık zihniyetler, teröristler, ayrımcı güçler dediği Habur'da karşıladığı katillerdir. Hainler, alçaklar, korkaklar diyerek aşağıladığı, bizzat kendisinin kol kanat gerdiği rezillerdir. Başbakan Erdoğan'ın 23 Nisan'da Meclis Genel Kurulu'nda eşkıyayı kastederek "Ölen gençler bizim gençlerimizdir" diyerek masumlaştırdığı alçaklar Ilgaz'da yiğit polis Recep Şahin'i katledenlerdir. Osmaniye'de hainleri ve tetik çektiren efendilerini, sahiplerini er veya geç bulacaklarını, akan şehit kanlarının hesabını soracaklarını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'a hatırlatırım ki uzağa bakma, başka yerlerde sorumlu arama. Hainler senin yanı başındadır, hemen göz menzilindedir. Bu zamana kadar terörün ağababalarıyla sürekli iç içe oldun. Üçlü görüşmeler yaptın, sonuçsuz diplomatik ilişkiler kurdun. Onlarla beraber yedin, beraber gezdin, birlikte masalara yüz sürdün. El sıktın, ziyaret ettin. Yollarına kırmızı halılar sererek ağırladın. Ne var ki bölücülüğe verdikleri desteği bir türlü yüzlerine vuramadın. Davos'ta Filistin'i savunmadığına sahte bir one minute dedin de Washington'da Türk milleti için muhataplarına yeter artık diyemedin.